Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu ısı ve sıcaklık olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri TYT Fizik, ısı ve sıcaklık, hal değişimi, ısıl denge, birinci test, test A olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz biliyorsunuz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 9. sınıf fizik kitabının da bir parçasıdır. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listelerinde hem 9. sınıf hem de TYT fiziğe ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Daha fazlasını isteyen arkadaşlarım için 9. sınıf kazanım kavrama testleri, tekrar testleri, çalışma soruları, çalışma defteri, OGM materyali, soru bankası, mobil uygulamasını da şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunların tamamının hem matematik hem de fizik dersine ait ayrı ayrı oynatma listeleri kanalında mevcuttur. Nerede bulacaksınız? Kolay bulun diye videonun açıklama kısmına ekliyorum kısa yollarını. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Daha fazlası bakın TYT için arkadaşlar hem 9-10'lara bakın. AYT için buraya. TYT için ayrıca mezunalar, 3 adım TYT'ler, YKS yönelik yeterlilik, AYT için 3 adımlar, mezun beyler. Hepsi de kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Onların da buraya linklerini koyuyorum videonun açıklamalar kısmına. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah bakalım ne diyor. Soğuk zincir, birinci soru, üretilen gıdaların besleyici niteliklerini yitirmeden, bozulmadan tüketiciye ulaşılabilmesi için belirli sıcaklık değerlerinde muhafaza edilmesidir. Tabloda bazı gıdaların muhafaza edilmesi için uygun sıcaklık aralıkları verilmiştir. Güzel görüyorum. Buna göre diyor arkadaşlar ortalama sıcaklığın 20 derece olduğu bir yere göre löp löp yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Tablom karşımda, okuyalım. Donuk ürünlerin muhafaza edilmesi diğer ürünlere göre daha maliyetlidir. Bakalım donuk ürünler arkadaşlar -24 -18 derece. Zaten ortalama sıcaklığınızda 20 derece baya indirmen gerekiyor. Diğerlerine erişmen kolay. Ufak müdahalelerle erişebilirsin ama bu derin dondurucu baya sıcaklığı düşürmen gerekiyor. Buna erişmen evet maliyetli olmalıdır. 2 numara. Süt ve süt ürünleri buzdolabında muhafaza edilmelidir. Bakıyorum süt ve süt ürünleri nerede sevgili arkadaşlar? Soğuk üründe. Soğuk ürünlerde 2 ile 6 derece. Ortam sıcaklığı 20 ise evet buzdolabına sokmalıyız ki 2-6 derece arasında muhafaza edebilirim. Kuru ürünlerin oda sıcaklığında muhafaza edilmesi uygundur. Bakıyorum kuru ürünler 19-23. Zaten ortam sıcaklığımızda 20 gayet uygundur. O zaman bunda herhangi bir mahsur yoktur. 1-2-3 diyore E'yi işaretliyor. 2 numara diyor ki ısı, sıcaklık, iç enerji kavramları ile ilgili löp löp ifadelerin hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar zaten bu konuda bizim 3 tane hususumuz var. Isı, sıcaklık, iç enerji. Şunu unutma, maddenin sıcaklığı olur, ısısı olmaz. İç enerji de sevgili arkadaşlar, her maddenin bir iç enerjisi vardır, belli bir şey. Bu bir enerji göstergesidir. Bunun ölçülebilir haline de sıcaklık deriz. Isı da maddenin sahip olduğu bir şey değil, transfer edilen enerjidir arkadaşlar. Okuyorum bir de. Sıcaklığı artan maddenin iç enerjisi de artar. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Sıcaklığım artıyor. Maddenin içindeki moleküllerin titreşmesi gibi düşün. Sıcaklığı arttıkça o titreşimler de artar. Ortalama iç enerji de artacaktır arkadaşlar. Kinetik enerji her bir molekülün. Dolayısıyla toplam iç enerji de artacaktır. Isı alan bir maddenin sıcaklığı artar. Bak bu çok yanıltıcı bir durum arkadaşlar. Maddenin hal değişimine gel. Bak dondu hop ısıtıyorum hal değiştirme kısmı. Şurada da bak mesela gazdan sıvıya geçiyor. Bu hal değişim tablosunu biliyorsun değil mi? Şu kısımlarda hala ısı aldığı halde arkadaşlar sıcaklığımız değişmiyor. Hal değişikliği olduğunda, hal değişimi ısı denge dedi. Hal değişimi olduğunda arkadaşlar sıcaklığımız kesinlikle artar diyemeyiz. Artar mı? Artar. Bak ısı aldıkça artıyor. Ama her zaman kesinlikle artar diyemeyiz. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Burada en çok tuzağa düşülen şey maddenin ısısı derler. Seni ters köşeye yatırırlar. Bir de sıcaklığı artar. Isı alıyorsa sıcaklığı kesin artar. İkinci seni yanılttıkları husustur. Bunlara çok dikkat edelim.
3 numara. Denge sıcaklığı, sıcaklığı daha yüksek olan cismin sıcaklığına daha yakındır. Bir tuzak daha. Arkadaşlar kütleleri bilmiyoruz. MC delta T ya, ısı dengeye varacağız. Kütlesi büyük olan da olabilir. Değil mi? Isı sahasına bakmamız lazım. Hangisinin ısı sahası daha yüksekse oraya doğru yaklaşma şansı da olabilir. Çarpı 7. Bu durumda ne diyoruz arkadaşlar? Yalnızca 1 diyor. A'yı işaretliyoruz. 3 numara gayet güzel arkadaşlar. Ne demiş? KLM maddelerine ait erime, kaynama sıcaklıkları şekildeki gibidir. Bak erime, kaynama verilmiştir. Buna göre KLM maddelerinin 70 derece sıcaklıktaki fiziksel halleri hangi tabloda doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar öncelikle şuna karar verin. Bak erime sıcaklığıyla kaynama sıcaklığı arasında madde nasıl haldedir? Sıvı haldedir değil mi? Sıvı. Kaynamayı geçtikten sonra gaz halindedir. Erimediyse de sevgili arkadaşlar burada katı haldedir. Benim bakacağım kısımlar bu. Hangisi nerede? Bakıyorum. 70 derecede K, 70 burada. Evet. Ne oldu arkadaşlar? K gaz oldu. Değil mi? G, K gazda. 70 derece 10 ile 140 arasında. Sevgili L ne oldu? Sıvı oldu. Güzel. Sevgili arkadaşlar 70 derece 80'den küçük. Değil mi? 70 derece burada. M ne oldu? Katı oldu. Anlaştık. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Tabloda yerine koydum. O zaman bakıyorum. B şıkkı diyor ki gaz, sıvı, gaz. Gaz, sıvı, pardon. Gaz, sıvı, katı. Gaz, sıvı, katı. Bursa işaretler. Keyfim, kafam diniz bir şekilde 4'e giderim. Bak ne kadar kısa bir soru. Hangisi maddeye ait bir fiziksel nicelik değildir? Bak burada ne dedim? Ünlem koydum. Arkadaşlar maddeye ait bir fiziksel özellik değildir ısı. Isı alışveriş yapılan enerjidir arkadaşlar. Sıcaklığı yüksek olandan aşağıya. Bir maddenin sıcaklığı olur, kütlesi olur, öz ısısı olur, ısı sahası da olur. Ama maddenin ısısı olmaz. Isı transfer edilen enerjidir. 5 numarayı çağırdık mı çağırdık. Uçarak geldi mi geldi. Sahnedeki yerini aldı mı aldı. 5 diyor ki farklı sıcaklıktaki iki cisim ısıca yalıtılmış bir ortamda yan yana konuluyor. Cisimler ısıl dengeye geldiğinde löbülüp lüp 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 niceliklerinden hangileri kesinlikle eşittir. Güzel. Arkadaşlar iç enerji değişimleri. Bak şimdi bu çok güzel bir husus. Sevgili arkadaşlar iki madde var. Şöyle yapalım hatta. Şöyle hatta büyüğünü küçüğünü şey yapalım. Bu daha sıcak olsun. Bu da soğuk olsun. Sevgili arkadaşlar sıcaktan soğuğa bir ısı alışverişi oluyor. Q. Arkadaşlar bu mesela Q1 kadar verdiyse bu da Q2 kadar ısı alır. Eğer bak bu arkadaş bu kadar veriyor, bu da bu kadar alıyor ise iç enerjilerindeki değişimler de aldıkları ve verdikleri ısılarla doğru orantılı olarak aynı olur. Q1 eşittir Q2'dir arkadaşlar. Bu ne kadar verdiyse o da o kadar alır. Çünkü ısıca yalıttık. Bütün ısı alışverişi bu sıcaktan soğuğa doğru olacaktır. Ne kadar ısı alışverişi varsa iç enerjilerindeki değişim de bu kadar olacaktır. Kesinlikle. Bir de ısıl dengeye vardı zaten lafı arkadaşlar sıcaklıkların eşit olduğu anlamına gelir ki sonunda sıcaklıkları kesinlikle aynıdır. Isı sıralarını bilemiyoruz işte. Isı sıraları MC'dir ya sevgili arkadaşlar. C öz ısısıdır. Kütlelerini bilmiyorum. Öz ısılarını da bilmiyorum. Isı sıraları kesin eşittir deme şansımız yok. Delta T'leriyle de doğru anlatabiliyoruz. Q eşittir MC delta T. Bu Q arkadaşlar ikisi için de aynıdır. Ancak 3 tane değişkeni vardır. M, C, delta T. Isı sıraları dediğinde MC'ye mi? Hayır delta T'lere de bağlı değil mi? Delta T'ler değişik olursa yani sıcaklıktaki değişim farklıysa NC'ler de farklı olacaktır dolayısıyla. Bu durumda 1 ve 2 diyor. C şıkkını gözümüzü kırpmadan işaretliyor. 6 numara şöyle seslenir. Ey şimşek ısıca yalıtılmış bir ortamda içinde 0 derece sıcaklığında su bulunan arkadaşlar su var. Kaç dereceymiş? 0 derece. Kaptaki sisteme 0 derece 0 derece sıcaklığında bir buz parçası yavaşça bırakılıyor. Yavaşça bıraktım. Evet bıraktım. Bırakma anı. Yoksa gömüldüğünde ne olacaktı arkadaşlar? V'ye 9V olacaktı. Bunu unutma.
Bu buzdağının görünen kısmı V kadar, 9V kadarı da batar. Ben ilk batma anını gösterdim. Yavaşça bırakılıyor ve kaptan su taşmıyor. Tamam, taşmadı. Buna göre höbülüp lüp 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 yargılanan hangileri doğrudur? Okuyalım. Su ile buz arasındaki ısı alışverişi olmamıştır. Doğru mu? Doğru. Neden doğru? Çünkü sevgili arkadaşlar, ısı alışverişi neydi? Sıcaktan soğuğa. Bu arkadaşların sıcakları eşit olduğu için nereden nereye bir ısı alışverişi olacak ki? Hiçbir ısı alışverişi olmaz. Sistemin iç enerjisi artmıştır. Bu yine güzel tuzak bir soru. Sevgili arkadaşlar, başlangıçta bak şu arkadaşın belli bir iç enerjisi var değil mi? İç enerji de tüm moleküllerinin kinetik enerjilerinin ortalama değerlerinin toplamı olarak elde ediliyor. Bunun belli bir değeri var. Diyelim ki 100 birim iç enerjisi. Arkadaşlar bir de ben buna buz kattığımda işte bu bir sistem halini alıyor. Buzun da kendi bir iç enerjisi var. Bu da B kadar ya da 50 kadar de 100, 50 daha 150 oldu değil mi? Yani sallıyorum 150 değerlerini. Ne oluyor? Artmış oluyor. Sistemin iç enerjisi artar arkadaşlar. Artık bu bir sistem halini aldı. 1 ve 2 okey. 3 numara, sistemin son sıcaklığı 0 derecedir. Öyle midir sevgili arkadaşlar? Evet, kesinlikle öyledir. Sistemin son sıcaklığı, çünkü hiçbir ısı alışverişi olmadı. Sıcaklık alışverişi 0'la başladık, 0'la bitirdik. 1, 2, 3 diyore, E şıkkını gönül rahatlığıyla işaretliyor. 7 numara gelsin bakalım. Deniz, buradan kendilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Gayet güzel bir isim. Eniştemizin adı, yarın da biz ona gideceğiz. Hadi buradan onu anmış olalım. Ocakta demlediği çaydan kendisine bir bardak doldurup ocağı kapatmıştır. Güzel. Ocak kapalı arkadaşlar. Fakat tam bu sırada Deniz'in telefonu çalmış ve çayından içmeden telefonla konuşmaya başlamış. Çayı unutmuş. Hop, çayı şuraya koydu. Bardağına koydu. Öbür tarafta da arkadaşlar, hop, ocakta, şöyle onu da çizelim. Arkadaş ne güzel çizdim ya. Sallıyorum ha. Çok da güzel çizdim. Yani fena çizmedim ya. Bu da ocağın üzerinde ama ocak yanmıyor arkadaşlar. Burada hop bir de şeker de atmış olsun. Şekerli içmeyin ha. Tamam. Görüyorsun bak, kaşığına kadar çizdim. Daha ne yapayım. Konuşması bittikten sonra bardaktaki çayının soğuduğunu, soğumuş, fark eden Deniz, çaydanlıktaki çayın hala sıcak olduğunu. Bunun da biraz düşmüştür de bunun kadar düşmemiştir. Bunun bak bu kadar düşmüş, bunun çok düşmüş. Sıcaklığı öyle gösterelim. Çok düşmüş, az düşmüş. Gözlemleşmiş. Çaydanlıktaki çayın bardaktakine göre daha sıcak olması, bak daha sıcak olması, löp 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 yargılarından hangileriyle açıklanabilir? Sevgili arkadaşlar, ısı sahası büyük olan maddelerin sıcaklığını değiştirmek daha zordur. Burada daha zordur, zordur lafı biraz göreceli bir kavramdır. Tartışmaya açıktır ama şöyle diyelim. Arkadaşlar ısı sahası M çarpı C idi değil mi? Bak bu öz ısı. Isı sahası nedir? Kütle ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla arkadaşlar kütlesi fazla olanın sıcaklığının değiştirilmesi daha zor olur. Yani daha zaman alır diyelim birazcık daha. Ya da işte aynı ısı verildiğinde ortam aynı ortamdalar. Bu arkadaşın daha zor olacaktır. Dolayısıyla bu arkadaşın sıcaklığı daha az düşer. Gayet mantıklı. Değil mi? Isı sahası büyük demek. Kütlesi zaten ikisi de aynı madde. Öz ısıları aynı ama kütlece büyük olduğu için ısı sahası bu arkadaşın daha fazla olur. Enerjinin korunumunu gereği alınan ısı verilen ısıya eşittir. Bu durumda bir enerjinin korunumundan şundan bundan söylememiz mümkün değil arkadaşlar. Böyle bir durum yok. Maddenin ısısı kütlesiyle orantılıdır. Aa doğru, kütlesiyle orantılı. Arkadaşlar bak şeye bak, tuzağa bak. Maddenin ısısı dedi. Maddenin ısısı olmazdı. Maddenin ısısı olmaz. Maddenin sıcaklığı olur. Bu da buradan kaybetti. Çarpı. Yalnızca bir deyip A'yı hunharca işaretliyor. 8 numara diyor ki ey şimşek, maddeler arasında ısı alışverişi olabilmesi için sıcaklıkları, öz ısıları, ısı sahaları niceliklerinden hangileri farklı olmalıdır? Arkadaşlar ısı alışverişin zaten tanımını yaparken farklı değerdeki T1, T2 fazla sıcaklık, farklı sıcaklıklardaki iki madde arasında oluşan sıcaklık değişimidir ısı alışverişi. Dolayısıyla farklı olması gereken şey sıcaklıklarıdır. Öz ısıları farklı olabilir, farklı iki madde olabilir, aynı da olabilir. Sıkıntı yok. Isı sahaları da aynı olabilir. M1, C1
M2C2. Bunun mesela C'si 1'dir, bunun 2'dir, bunun kütlesi 2, bunun kütlesi 1'dir. Bak ısı sahaları aynı da olabilir. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Önemli olan sıcaklıkların farklı olması ki sıcaktan soğuğa doğru bir ısı alışverişi olabilsin. A'yı çarpar, gözümüzü kırpmadan yolumuza devam ederiz. 9. Fizik dersi işlemekte olan Belgin öğretmen, çok güzel bir isim. Kendilerine selamlarımızı gönderdik. Hal değişimi maddenin sıcaklığına bağlı olduğu gibi ortamın basıncına da bağlıdır. Doğru değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Örneğin saf su 1 atmosfer basınç altında 100 derecede kaynar, 0 derecede donar. Zaten biz hep atmosfer N, normal şartlar altında şey yapıyoruz değil mi arkadaşlar? NŞA, under normal condition. Bunu da ben üniversitede öğrenmiştim. UNC, under normal conditions. Evet. Ortamın basıncı azalırsa saf suyun kaynama noktası düşer. Sevgili arkadaşlar dikkat. Ortamın basıncı azalırsa saf suyun kaynama noktası düşer. Erime noktası yükselir. Güzel. Deniz seviyesinden yukarılara çıktıkça açık hava basıncı azalır. Evet, açık hava basıncı azalırsa bak hava basıncı azalırsa kaynama noktamız düşecek. Yani yükseklerde arkadaşlar daha erken kaynayabilecek sular. Kim test etmiş bileyim. Ben dağcılık ve koşu sporları da yaptım arkadaşlar. Mesela Kaçkar'a tırmandım. Kaçkar 3967 yani 4000 metre kadar. Ayıptır söylemesi Everest'i dünya gözüyle gördüm. Orada Tengpoche'ye kadar gittim. Hatta Dingpoche'ye kadar gittim. Lukla'yı şeyiyle gördük işte. Başkenti falan vesaire. Neyse geçtik. Buraları lafı uzatmıyorum. Yüksekte böyledir arkadaşlar. Ben de gözlemledim yani. Katmandu. Ha, başkentini hatırlamaya çalıştım. Nepal'in başkenti Katmandu. Katmandu. Evet, azalıkları günlük hayattan örnekler vermeni istemiştir. İzin isteyip söz alan öğrenciler aşağıdaki örnekleri vermiştir. Mehmet, Umay, Füsun. Buradan kendilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Buna göre Mehmet, Umay, Füsun'un verdiği örneklerden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi teker teker okuyalım. Sevgili Mehmet demiş ki, fokurdamakta olan suyun sıcaklığı 100 derecedir. Sevgili arkadaşlar, annemiz deniz seviyesinde suyu fokurdattı 100 derece. Ben dağa çıktım o esnada. Ben de dağda fokurdattım ama 95 derecede fokurdattım. Bak 100 derece mi değil. Zaten burada anlattığı da oydu. Fokurdadıysa illa 100 derece olması gerekmiyor. Mehmet çarpıyı yedi. Umay, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yollar kar tutmazken kaldırımlar karla kaplıdır. Arkadaşlar basınç, bak basınç zaten burada basınçtan da bahsediyor. Araba lastikleri yolda karları ezer değil mi? Böylelikle araba lastikleri karlara, kar taneciklerine basınç uygular arkadaşlar. Dolayısıyla kolay erimelerini sağlar. Oysa kaldırımlarda daha hafif bizler yürüdüğümüz için yeterli basıncı uygulamayız. Dolayısıyla karlar daha geç erir. Yollarda karların az olmasının bir sebebi de arkadaşlar trafiğin yoğun olmasıdır. Hatta hani yollara çıkmayı vesaire aslında ne kadar çok araba olursa yolların kar tutması o kadar zordur. Ama kar daha hızlı bastırır. Çok araba olursa arabalar kayar, o zaman daha kötü olur. Birbirinin çelişkisi bir durumdur ki evet lastik basıncından ötürü karlar erir arkadaşlar. Yüksek dağların tepeleri yaz aylarında bile karla kaplıdır. Zaten burada anlattığı oydu. Bak erime noktası yükseliyor. Yüksek seviyelerde. Dolayısıyla karlar erimeden hala muhafaza kalıyor arkadaşlar. 2 ve 3 yani Umay ve Füsun der. E şıkkını tereddütsüz işaretleriz. Geldim 10 numaraya. 10 numara gayet güzel. Hesap kitap yapacağımız bir şey. Diyor ki arkadaşlar. T sıcaklığındaki KLM sıvıları, hepsi de T sıcaklığında, eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren, bak eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren özdeş ısıyla ısıtılmaktadır. Sıvılara ait kütle, öz ısı ve kaynama, noktalarını gösteren tabloda şekilde verilmiştir. KLM sıvıları sırasıyla TK, TL, TM süre sonunda kaynamaya başlamıştır. Süreleri farklı. Aynı ısıtıcıyla özdeş ısıtıcılar da ısıtılıyor arkadaşlar. Belli bir süre sonra kaynama noktalarına erişiyorlar. Güzel. Buna göre TK, TL, TM arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, Q eşittir MC delta T'yi biliyorum. Değil mi? Kütlesi, öz ısısı
ısı değişimi. Bir kere T'den, bak buralara çıkacak, şu arkadaşların delta T'lerini bir yazalım. Delta T'leri ne kadar olacak? T'den 2T'ye 2T, T'den 2T'ye T, T'den 4T'ye 3T. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar bunları ayrı ayrı yazıyorum. K'yı, L'yi ve M'yi. Q, K, M, C, delta T. M'i M kadar, evet. C'si 2C kadar, delta T'si 2T kadar. Tamam mıyız? Tamamız. Bu arkadaşı yazıyorum. 2M, C ve T kadar. Bu arkadaşı yazıyorum. M, 3C, 3T kadar. Güzel. Sevgili arkadaşım bak. Hepsinde de ortak ne var? M, C, T var. Bunda 4 tane var. 4, gel buna 4Q de. Buna 4Q diyebilirsin. Bak bunda 2 tane var. Bu 2Q diyebilirsin. Bu arkadaşa ne dersin? 9Q. Değil mi? 9 tane. 3 çarpı 3. Sevgili arkadaşlar, bunlar eşit sürede eşit ısı veren ısıtıcılar ısıtıldı. Bu arkadaş toplamda 2Q kadar ısı aldı. Bu 4, bu 9. O zaman süre olarak ne dersin? 9T alan TM en yüksek süreye sahiptir. TK ikinci sıradadır. En az TL. En erken L ulaştı değil mi? Kaynamaya 2Q kadar aldı. Yani kısa zamanda aldık onu yani. Bu durumda MKL, LKM, LKM. Ha büyükten küçüğe MKL. MKLL, MKL. Al B şıkkı. Değil mi sevgili arkadaşım? Konu kapanmıştır. Şimdi sevgili arkadaşım testi tamamlamadan önce şurada söyledim. Testin başında söyledim ya 9, 10, 11, 12, TYT için testler, AYT için. Bunların hepsine bak. Hepsi de şu videonun açıklamalar kısmında var. Bulamazsan da biliyorsun sevgili arkadaşım. Oynatma listeleri sekmesi var biliyorsun. Kanalın başında, ana sayfada. Oradan kolaylıkla erişebilirsin hepsine. Playlist. Böyle de yazabilirsin zaten. Playlist yaz. Ben hep öyle ayırtıyorum zaten. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.